giderimize baktığımızda Kasım ayında 197.883 liralık giderimiz var. Burada da yine yıla göre baktığımızda %68,97 gözüküyor. Bugüne kadar bir toplamda 1.590.897 liralık bir harcamamız var. Tahminimiz 2.306.000, yani yaklaşık 700.000 lira civarında bir rakam var. Kısa bir dönem bekliyoruz. Buyurun. Başkanım, ben bilmediğim için soruyorum. Ortak olduğumuz şirketler bu yıl gelir payı özel bir biçimden mi? Biz yapı olarak hani şirkette de bakıyoruz. Yetimlerden kim var bu şirketler? Gümrük Turizm İşletmeleri, GTI diye kısaltılıyor. Abigen, UMAT Gümrük İşletmeleri AŞ, Nam Kemal Üniversitesi. Bunlar hiçbir para kazanmamış, bize aidatlar şey vermemiş mi? Gümrük ve turizm işletmelerinden geliyor genelde. Diğerlerinden acaba direkt olarak? Çok fazla gelmiyor ama yatırımlarından dolayı göndermediler diye düşünüyorsunuz. Yani bu yılki gelirlerini kendi yatırımlarına dönüş aktardıklarını bilgisi alındılar. 3'ün hani 4+4 veya 5+3 olarak olacağını düşünerek o da 813.000 lira gibi bir rakama tekabül etti. Bizde sadece gerçekten okullar yok. Bizim şu anda biz yönetimde de aldığımız bir karar vardı. Her sene 2 tane doğalgaz yapalım okullara diyorduk ki 2015 itibariyle 1 tane doğalgaz yapma kararı aldık. Neden 1 tane karar aldık? Bizim üyelerimize yönelik de artık bir şeyler yapmamız gerekiyor. Sadece eğitim, evet eğitim. Ama eğitime zaten önem veriyoruz. Yani ama biraz daha üyelere yönelik burada nasıl eğitimler yapabiliriz farkındaysanız bütçede zaten eğitimlere biraz daha fazla ağırlık vermek istedik. Üyeye yönelik ağırlık vermek. Kabul edenler. Teşekkür ederim.